Peki telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusu var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, güzel bir gün olsun inşallah. İstanbul'dan izleyicimiz, buyurun. Hayırlı sabahlar. Teşekkürler. Yayındasınız şu anda. Buyurun efendim. Evet hocam, hocamın bir sorum olacaktı benim. Hocam duyuyor sizi. Yayındasınız. Buyurun. Evet. Ya benim bu sene kızım öğretmen olarak atandı. Tamam. Arkadaşım bir cemaate bağlı. Dedi ki bana kadınların çalışması caiz değildir dedi. Beni bu kafama yer etti. Hocamdan duymak istiyorum. Hocam yani kadınların çalışması caiz değil dedi de. Kızınız öğretmen olarak atandı. Göreve başladı mı? Yok, 1 Eylül'de başlayacak. Başlayacak. Hayırlı olsun diyelim. Öncelikle tamam, tebrik edelim. Olsun. Yani böyle bir insanlar var. Yani aydınlatırsa çok memnun olurum hocam. Tamam. Bize. Çevrenizden de size dediler ki ya kadınların çalışması caiz değil. Kızını çalıştırma dediler. Aynen öyle dediler hocam. Evet. Benim de bu içime yer etti. Biz de insanlarız yani. Tesettürlüyüz ama hani kızım da gidecek ve içimize de yer etti böyle öyle deyince. Dedim hocamdan duymak istedim. Tamam. Hocam da sizi duydu zaten, dinledi. Sözü hocamıza bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Kızım, selam ediyoruz. Hocam buyurun. Öğretmen olan kızımızı tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. İnşallah milletimize, memleketimize, insanlığa faydalı elemanlar yetiştirecektir inşallah. Yani şu var ki çalışma ortamını dinimizin onayladığı bir şekilde olmalıdır. Kadınların çalışmasına dinen bir sakınca yok esasen. Yoktur. Ama İslami dediğim kurallar gibi yani mesela erkekle tenha bir şekilde kalmayacak şekilde olmalı. Yani bu dinimizin onayladığı bir ortam olmalı. Evet. Hocam Hazreti Hatice annemiz tüccar. Evet. Öyle mi? Efendim doğru yani yeter ki ortam müsait olunca elbette çalışıyor. Ben yanlış mı biliyorum hocam, yoksa Hatice annemiz ticaretle meşgul olan elbette birisi değil miydi? Nitekim de yani sermaye ondan, çalışma peygamberimizden. Tabii. Suriye taraflarına ticari seferle gitmişti. Orada tanışma oldu. Evlenmeye de o sebep oldu hatta. Bu ve ticaret vesile oldu. Öyle oldu evet. Ticaret vesile oldu. Peki içi rahat olsun diyor izleyicimizin hocamız. Tebrik ediyor. Ondan sonra başarılar diliyor hanımefendiye, öğretmen olan hanımefendiye. Günaydınlar. Komşularla birlikte ortak şu anda aşure yapıyoruz diyor hocam. Dün 10 Muharrem aşure günüydü. Devam ediyor aşure yapmalar. Her bir komşumuz bir malzeme aldı. Ve ortak 5 komşu şu anda aşure kaynatıyoruz. Kastamonu'dan sizi izliyoruz. Selam ediyoruz diyorlar. Bizi izliyorlar. Sizi tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok güzel. Bakın komşular kaynaşıyorlar. Evet. Ne güzel. İşbirliği yapıyorlar. Pişirdikleri çorbayı da konu komşuya, hısım akrabaya, çevreye dağıtacaklar. Ne güzel, ne güzel. Bundan da umarız ki Rabbimiz razı olacak. Allah kabul etsin. Evet efendim. Şifa olsun inşallah, bereketli olsun efendim diyelim. Söke Sazlı'dan İbrahim Bey selam ediyorlar. Söke Sazlı'ya da selam edelim. Güzel bir gün olsun Söke. Isparta bizi izliyor. Isparta'ya selamlar. Konya bize selam yok mu diyor. Elbette Konya. Konya'dan kimler izliyor? Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Merhaba hocam. Benim size 2 sorum olacak. Birincisi, ben ismimin anlamını bilmek istiyorum. İsmim Vusale. Azerbaycan uyrukluyum. Ben Türkiye'de evlilik yaptım. Bu benim 2. sorum. İmam nikahı kıyılınca bana mikir söylediler. Ne istiyorsun diye. Ben bir şey istemedim. Ama hocanın ısrarıyla 10 gram altın istedim. Evliliğimizin artık 5. ayı. Hayır da kocam onu. Bunun bir günahı var mıdır? Evet. Bir kere isim milletimiz bakın Ayşe adı güzel mi? Güzel. Ayşegül, bir de bir gül kelimesini de yanına ilave ederler. Ayşe de güzel. Ayşegül de güzel. Gül kelimesi ayrıca güzel. Şimdi Gülsâre diye. Sare, İbrahim peygamberin eşi Sare annemizin adıdır. Efendim, güzel bir isimdir. Gülsâre olunca Aynen Ayşegül gibi, o da ayrıca güzel bir isimdir. Gülsâre güzel bir isim. Evet, öyle. Dinen sakıncalı olan isimlerden değil diyorsunuz. Doğrudur. Diğer sorusu, 5 aydır evliyim, dini nikahımda mehrim için 10 gram altın istedim ama eşim henüz vermedi diyor. Yani ben yakında bir nikah kıyıyordum. Hanım kızımıza dedim ki, gelin kıza, söyle bir mehir ne olsun? Yok kızım o kadar da az olmasın dedim. Yani, efendim o oldukça basit bir şey söyleyiverdi, biliyor musun? 10 gram mesela az değil mi hocam? 10 gram hanımefendi de şimdi burada bak 10 gram diyor yani. Keşke biraz daha fazla deseydi ama bak 10 gramı da vermiyorlar. Onu da vermiş. Yani. Eşi onu da vermemiş. Yanlış. Doğru değil. Yani bu hanımın hakkıdır yani. Boşanmada aciliyet kesbeder. Vefatta aciliyet kesbeder. Miras taksiminden filan önce bunun verilmesi icap eder. Ama hanımefendi bağışlayabilir mi? Tabii bağışlayabilir de yani. Anlaşılan bağışlamamış ki, hani vermedi diye sistem ediyor. Demek ki eşinin vermesi gerekiyor. Onun hakkı çünkü o. Evet efendim. Mehirle ilgili benzer sorular var hocam. Onlardan birisini aktaralım. Instagram'dan bir soru var. Serap Hanım diyor ki, mehir konusunda hocamıza bir sorumuz olacaktı. Eşimle nikahımız kıyılırken hocanın mehir ne istersin sorusuna ben ve eşim yerine kayınpederim 100 gram altın olarak cevap verdi. Evet. Eşim ve ben mehir konusunda pek bilgimiz yoktu. Bu mehrin sorumlusu eşim mi yoksa kayınpederim mi? Şimdi tabii ödeyecek olan eşidir. Ama eşi adına eşinin babası söylemiş, bu vaadini yerine getirmesi lazım. Ya kayınpederi mi vaadi yerine getirecek? Tabii vaadini yerine getirmesi lazım. Evet. O mecliste söz veriyor. Bu gelin hanımın, gelin kızın mehri şudur diyor. Oğlu adına söz veriyor, vermesi lazım. Zaten bizim mehir konusunda bir bilgimiz yoktu diyor. Eşimin de benim de bu konuda bir bilgimiz yoktu. Dini bilgimiz yoktu demek doğru. istiyor. Kayınpederi belli ki bilgili bu konuda, hemen 100 gram altın demiş zaten hocaya. Güzel. Bağlayıcı olmuş yani. Ama ondan sonra da ödemiyor. Ödememiş herhalde. Yani. Bilmiyorum, onu yazmamış hocam. Yani kayınpederi sorumlu. Evet öyle doğru, mi? Doğru efendim. Peki. Hülya Hanım'ın Instagram'dan bir sorusu var. Annemiz vefat etti. 2 yıl olacak. Babamıza dinen evlenmek ister misin diye evlatları olarak sormamız gerektiğini söylüyorlar. Böyle bir husus var mı? Öyle değil de yani evlenmek istediğinde yardımcı olmak. Yani baba evlenmek ister misin diye değil de evlenmeyi düşündüğünde yardımcı olmak. Zorlaştırmamak, yani niçin evleneceğin, ne lüzum var filan dememek. Entüm libasül lehünne ve hünne libasül lekum, yani nefesine ihtiyacı var. Nefes. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yaratıyor, yanına Hazreti Havva'yı da koyuyor. Evet. Devam edelim. Başka bir Instagram sorusu var. İsminin okunmasını istemiyor izleyicimiz. Ben evliyken başka bir kadınla ilişkim oldu. Zina yaptım. Pişmanım. Bunun günahı nedir? Ve evli biri başka biriyle ilişki yaşarsa dini nikahlar düşer mi? Dini nikah düşmez ama haram işlenmiş olur. Yani "Zina yurisül fakir", zina yurdu yuvayı harap eder. Fakirliğe sebep olur. Rızkın kesilmesine, ömrün azalmasına, yüzden iman nurunun gitmesine, cehennemde sürekli kalışa sebep olur. Böyle bir haram işledim diyerek insanın yüreği yanmalı, gözünden de yaşlar dökülmeli ve bir daha da tekerrür etmemeli. Hı hı. Bu işi sıfırlamanın, bu işten kurtulabilmenin yolu budur. Peki. Nikahla ilgili diyorsunuz, nikah düşmez mi? Evet. Onu ilk başta söylemiştiniz zaten. Peki. İsim soruları çok geliyor hocam. Şimdi tek tek cevaplayamayız. Evet efendim. İzleyicimiz yazmış. Berre ismim diyor. Berre Nur isminin anlamı nedir? Berre herhalde Taze demekti galiba. Berre iyilik etmek. Ama Efendimiz yani buna mani olmuş, yani böyle olmamalı diye ya. Berre'ye mi? Evet. Böyle. Berre ismi doğru. Uygun değil o zaman. Öyle buyurmuş Allah'ın Resulü. Nur var bir de. Berre nur. Nur'a hiç itiraz yok tabii. Nur gayet güzel. Evet, evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.